Evet, başladı. Evet, bu basit elektrik devresini reosta haline nasıl getireceğiz? Bunu göreceğiz. Bunun için şu direnç telimizi, krom nikel telden oluşan direnç telimizi... Biraz elinizi ileriye uzatın. Şu kürdanın üzerine sararak bir direnç oluşturacağız ve bu direnci bu devreye araya koyarak reosta haline getireceğiz. Bunun için direnç telimizi bu kürdanın üzerine düzgün bir şekilde saracağız. Biraz önce başında boşluk bırakarak üstüne biraz sağlıklı biraz aşağı indirin elinizi. Efendim sarmaya başlıyoruz. Daha sonra kürdanın üzerine bu teli düzgün bir şekilde biraz sardıktan sonra sıklaştırmak için şöyle elimizle iterek sıkılaştırıp tekrar düzgün hale getirebiliriz. Birkaç tur sardıktan sonra aralıklar oluyor. Bunları şu şekilde elimizle sonra düzleştirebiliriz. Evet, sarmaya devam ediyorum. Bu arada elinin altında bunun göz olmaması için düzeltiyorum dili. Uç kısmına yaklaştım. Üst üste sararak bunu sağlamlaştırıyorum. Bir de düğüm atabiliriz ya tabii. Evet. Daha da sağlamlaştırmak için şu şekilde bir düğüm de atabiliriz. Bir ilmek diyelim ona. İlmek atabiliriz. Evet, çözülmemesini için böyle bir ilmek attık. Şimdi bunu sadece şu pilimizden gelen bir ucun olduğu şu kırmızı kabın ucuna saat istikamet yönünde saracağız tekrar. Saat istikamet yönünde pilimin üstüne bir iki tur attırmamız yeterli. Şu teli kenara aldık. Ve bu anahtarımızı bu sefer bu telin üzerine kaydırmaya yarayan bir araç olarak kullanıyoruz. Bu şekilde telin direnci uzunluğunu değiştirerek araya telin uzunluğunu sokarak bu telin içindeki direnç bu lambanın sönük yanmasına sebep oluyor. Tel elektrik akımına direnç gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi çok son derece sönük yanıyor. Elektrik akımını azaltıyoruz, çoğaltıyoruz. Bu şekilde çoğaltıyoruz. Azaltıyorum. Basit bir şekilde reosta yapmış olduk. Evet, kolay gelsin. Yine bunu kutumuza koyup öğretmenimize götürürüz. Ama götürürken bu iyice ayırıp pilin bitmemesi için bunun temas etmemesini sağlamak lazım. Temas ederse pilin bitebilir. En güzeli pilin bir tanesini çıkartıp öyle götürelim bu kulağı. Bir bitmesin.